Bugün 7 Kasım 2009 Cumartesi ve biliyorsunuz dün Bursaspor haftalar sonra tekrar bir mağlubiyet aldı. Ee, bir seri sona ermiş oldu bu mağlubiyetle. Kendi sahasında gençler birine 2 birlik skorla yenildi Bursaspor. Bakalım Bursa Yerel Basını'na Bursaspor'un dün akşamki maçı nasıl yansımış. Her zaman olduğu gibi olay gazetesiyle başlıyoruz. Gazete turumuza hiç hesapta yoktu başlığını kullanmış olay gazetesi birinci sayfada. Ee, hemen iç sayfaya geçiyoruz. Bakalım spor sayfasında ne demiş? Ne yaptın? Timsah başlığını kullanmış olay gazetesi. Galibiyet beklediğimiz zorlu mücadelede gençler birliğine boyun eğdik diyor. Bursaspor Spor İvan Ergeç'in kafa golüyle 1-0 öne geçerken 40'ta Hurşit Meriç, 80'de ise Mustafa Pekdeme'nin golleri Yeşil Beyazlı takımı 7 hafta sonra yenilgiye mahkum etti diyor. Gençler baskın çıktı. Ee, bir spot yine haberin içinden onu e, nakletmek istiyorum sizlere. Ligdeki son 6 maçından 5 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Bursaspor ilk Cuma Gençler Birliği'ni Atatürk Stadında 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yer aldı. Maça baskılı başlayan Konuk Gençler Birliği özellikle orta sahada Bursaspor'a pas fırsatı vermezken Timsah'ın kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. 9. dakikada Hurşit'in sol çaprazdan çektiği şutu üst, e, Hurşit'in sol çaprazdan çektiği şut üst direkten dönerken 20. dakikada Burhan Eser'in sağ çaprazdan sert şutunda Kaleci Ivankov uçarak topu kornere çeldi diyor. Ardından e, Turgay'ın gol sonrası kaçırdığı pozisyona yer vermiş. Duran toptan hüsran demiş. E, evet Bursa Spor, duran toplardan gol yedi dün akşam ve Antalya mücadelesinde de onlara dikkat çekmiş olay gazetesi. Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları da var yine. Bunu hak etmedik diyor Ertuğrul Sağlam. Sağlam Gençler Birliği yenilgisini kötü oynamadık ama futbolda işler çok çabuk değişebiliyor şeklinde değerlendirdi. Ertuğrul Hoca öne geçtiğimiz maçta iki farklı üstünlüğü de yakalayabilirdik ama olmadı. Bu yenilgiyi bir şanssızlık olarak görüyorum diye konuştu. Bu sezon ligde sahasındaki ikinci yenilgisini Gençler Birliği karşısında alan Bursaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi. Kendi sahamızda alacağımız 3 puanın bize çok katkısı olacaktı diyen Sağlam şöyle devam etti. Rakibimizin çok koşan, mücadele eden bir takım olduğunu biliyorduk. Bunu da yaptılar. Aslında maça iyi başladık. Skor üstünlüğünü yakaladık. Ancak futbolca, futbolda işler çok çabuk değişebiliyor. 2-0'ı yakalayabileceğimiz pozisyonun bir dakika sonrasında kalemizde gol gördük. Bu golden sonra rakibin isteği, istediği düzene geçildi dedi. İyi koşan ve kapanan bir takıma karşı üstünlüğü yakalamak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Ertuğrul Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü. İkinci yarıda pozisyonlar ürettik ama olmadı. Bugün kesinlikle mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadık. Bu yenilgiyi bir şanssızlık olarak görebiliriz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Biz mağlubiyeti hak etmedik ama onlar da mücadelelerinin karşılığını aldı. Bundan sonra yapacağımız ilk iş hatalarımızı tespit edip tekrarlamamak, artık lige verilen arayı iyi değerlendirip Gaziantep maçına hazır çıkmak istiyoruz. Evet Ertuğrul Sağlam'ın maçtan sonraki açıklamaları bu şekildeydi. Ee, yine minik bir haber var olay gazetesinde. 3 dakika azdı hocam. Ertuğrul Sağlam'ın maçın e, hakemi Yunus Yıldırıma e, serzenişte bulunmasında bir haber olarak e, yer almış. Şöyle diyor haberde. Maçın hakemi Yunus Yıldırım karşılaşmayı 3 dakika uzatınca teknik direktör Ertuğrul Sağlam'dan tepki geldi. Sağlam karşılaşma sonrasında maçın hakemi Yunus Yıldırım'ın yanına giderek ''Hocam gerçekten 3 dakika azdı, oyuncu değişiklikleri ve sakatlıklar oldu.'' diye serzenişte bulundu. Bu da minik bir haber. Taraftardan teselli. Fenerbahçe'den sonra Atatürk Stadında gençler birine de yeniden Bursasporlu futbolcuları karşılaşma sonunda yeşil beyazlı taraftarlar teselli etti. Takımı tribünlere çağıran taraftar futbolculara moral verdi diyor. Ee, bu arada Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kurallara ilişkin bir haber var. Bursa mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 2009-2010 sezonunun planlaması belli oldu. 2 Eylül'de 71 takımın katılımıyla başlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalan 20 takımın belli olmasının ardından Grup kura çekimi 16 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. 5 takımlı 4 grupta oynanacak maçların ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final karşılaşmalarının ilki 3 Şubat 2010 Çarşamba, rövanşı da 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak yarı final ilk maçlarının 24 Mart Çarşamba, Rövanşının ise 14 Nisan Çarşamba tarihinde yapılması kararlaştırıldı. 2009-10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupasını kazanacak takımsa 5 Mayıs 2010'da oynanacak final maçıyla belli olacak diyor. 16 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da kurallar çekilecek. Önemli olan nokta bu. Bakalım Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupasındaki rakipleri kimler olacak? Ve Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Biliyorsunuz Bursa Hakimiyet Gazetesi maç ertesinde ek yayınlıyor. Bursaspor Spor 2 veriyor. Bakıyorum ilk sayfasında iş kazası başlığını atmış Bursa Hakimiyet. Bursaspor Spor dün gece Hurşit ve Mustafa'nın golleriyle Gençler Birliği önünde beklenmedik bir yenilgi aldı diyor bu haberde. İş kazası haberinde İvan Ergiç ve Ömer Erdoğan'ın bir fotoğrafı da var. Ivan Ergiç'in kaçırdığı gol sonrası ben bunu nasıl kaçırdım dercesine yaptığı el işareti. İç sayfaya geçiyoruz. Bu hesapta yoktu. 6 haftadır yenilmeyen timsah evinde vuruldu diyor. Bursaspor'un Spor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezliği Gençler Birliği karşısında son buldu. İvan Ergiç'in 24'teki golüyle öne geçen, 38'de Turgay'la net bir fırsat kaçırıp farkı açamayan Yeşil Beyazılar, başkent ekibinin 40'ta Hurşit, 80'de de Mustafa Pek demekle bulduğu sayılara engel olamadı. 23 puanda kalan Ertuğrul Sağlam ve öğrencilerini maç sonunda tribünler teselli etti diyor. E, ardından yan tarafa geçiyoruz. E, 3. sayfaya... Sürpriz oldu. Ertuğrul Sağlam Gençler Birliği karşısında mağlubiyeti hak etmedik dedi ve ekledi. Sürpriz oldu. Turgay'ın kaçırdığı pozisyon kırılma noktasıydı. Şin'in ülkesine gitmesi, Sercan'ın sakatlığı ve Tadeo'nun da formsuzluğu forvette sıkıntı yaşamamıza neden oluyor. Evet bunlar da Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları. Ee, size bölümünü vermek istiyorum. Turgay'ın skor 1-0 iken kaçırdığı pozisyonu kırılma noktası olarak gösteren genç teknik adam bunun akabinde skor 1-1 oldu. İkinci yarı'nın hakimi bizdik. Bunu skora yansıtamadık. Mağlubiyeti hak eden bir oyun oynamadığımızı düşünüyorum. Bu tür şanssızlıklar yaşayabiliriz. Rakibi de kutluyorum. İyi mücadele ettiler ve savaştılar. Biz artık bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakmalıyız diye konuştu. Forvet'te sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan sağlam. Şin ülkesine döndü. Sercan sakat. ikinci yerde oyunu aldığımız Tadeu da formsuz olunca ön tarafta sıkıntı yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil dedi. Bu arada Gençler Birliği Teknik Direktörü Thomas Dolun açıklamaları da yer bulmuş yine Bursa Hakimiyet'in spor ekinde. Gençler Birliği Teknik Direktörü Thomas Dol Bursa Spor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Alman çalıştırıcı hafta içinde yaptığımız çalışmalar ve kafamızdaki oyun planını futbolcularım sahaya yansıttı. Serdar'ın yaptığı kritik kurtarış da bizi ateşledi. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum dedi. Serdar'a koştular bir başka haber yine. Bursa Hakimiyet'ten. Gençler Birliği'nin 40. dakikada Hurşit'le bulduğu golün ardından başkent ekibinin oyuncuları kaleci Serdar Kulbilge'ye koştu. Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Bursaspor'un eski kalecilerinden Serdar takım arkadaşlarının bu davranışın sonrası duygusal dakikalar yaşadı. Tecrübeli eldiven maçtan sonra yaptığı açıklamada da gerçekten zor günler geçirdim. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Sağ olsunlar onlar da golleri bana hediye ettiler dedi. E, bu arada maçtan dikkat çekenler diye bir bölüm de var Bursa Hakimiyet'te. Maçın hakemi diyor mesela. Süper Lig'in tecrübeli ismi Yunus Yıldırım dün vasat bir maç yönetti. İki ekibin Fair Play Ligi'nde zirveyi paylaşmasından dolayı da saha içinde zorluk çekmedi. Maçta bir kez kartına başvurdu. Maçın yıldızı diyor. Bursaspor adına dün göze batan bir isim yoktu. Gençler Birliği'nden Mustafa Peklemek galibiyet golünü atıp takımına 3 puan kazandırdı. Ancak mücadeleye damgasını vuran Bursa Spor taraftarının maçtan sonra yeşil beyazlı futbolcuları kucaklamasıydı diyor. Evet maçın yıldızı olarak Bursa Spor taraftarını göstermiş Bursa Hakimiyet. Kader anı. Evet maçın kader anı. Maçın kırılma noktası 38. dakikada yaşandı. Bursa Spor 1-0 öndeyken net bir fırsat kaçırdı. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Battajan'ın şutu kaleci Serdar'dan ve direkten döndü. Meşin yuvarlığı önünde bulan Turgay'ın yakın mesafeden vuruşunu yine Serdar müthiş bir refleksle kontrol ederek takımını ateş ediyor. Evet bu da maçın kader anı kırılma noktası olarak gösteriliyor. Maçın hareketi karşılaşmada jeneriklere geçecek güzellikteki pozisyonu Gençler Birliği'nin galibiyet gol öncesi yaşandı. Orhan Şam'ın yaklaşık 30 metreden attığı şutu İvankov tam köşeden tokatlayıp kornere tokatladı. Pozisyonun devamında başkent ekibi skoru 2-1'e getirdi diyor. Bunlar da maçtan bazı ayrıntılar. Böylelikle Bursa hakimiyeti de bitirmiş oluyoruz gazete turumuzda. Gazete Avrupa'ya geçiyoruz. Birinci sayfasında aynı başlığı kullanmış. Bu hesapta yoktu demiş gazete Avrupa. Bakalım iç sayfada evet iç sayfada da aynı ifadeyi kullanmış. Hesapta bu yoktu. Başkentin kırmızı siyahlı temsilcisi karşısında İvan Ergiç de öne geçen ancak Hurşit ve Mustafa'nın gollerine engel olamayan Bursa Spor ligdeki üçüncü yenilgisini alırken ikinci sıraya yükselme fırsatını da değerlendiremedi diyor. Hemen yan sayfada Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları var. Yine telafisi Antep'te Gençler Birliği karşısında mağlubiyeti hak eden bir oyun ortaya koymadıklarını belirten Ertuğrul Sağlam. Bu yenilginin telafisini mutlaka Antep'te yapacağız dedi. Hemen altında kırmızı siyahlı takımın hocası Thomas Dolun açıklamaları. Bursaspor gibi bir takım karşısında futbolcularımın üstün mücadelesine şapka çıkartmak lazım. Evet Bursaspor'da Bursa Spor'un hakkını veren bir açıklama olmuş Thomas Doll. Gençler Birliği Teknik Direktörü Thomas Doll yüksek tempolu iyi bir maçta galip gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu. Futbolcularımın gösterdiği mücadele için şapka çıkarmak lazım. Mücadelenin çok olduğu bir maçtı. Bursa deplasmanına gelen diğer takımlarında zorlanacağını düşünüyorum. Bursaspor'un iyi, yol, iyi yolda olduğunu biliyorduk ama yaptığımız mücadeleyle haklı bir galibiyet aldık. Bunlar da Thomas Doll'un açıklamaları. Bu arada Ankara'da turnuva var. Turnuva var bir başka haber. 2010 Dünya Kupası baraj maçları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lige verilecek olan arada Bursaspor Ankara'daki dörtlü turnuvaya katılacak 13-14-15 Kasım tarihleri arasında başkentte düzenlenecek olan turnuvaya Ankara Gücü Gençler Birliği ve Eskişehir Spor'un katılacağı bildirildi diyor ee, ve Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı'nın açıklamaları da yer bulmuş. Gazete Avrupa'da Bursa Spor Başkanı İbrahim Yazıcı sahalarında gençler birliğine 2-1 bir mağlup olmaları ile ilgili her maçta galip geleceksiniz diye bir kural yok üzüntülüyüz bunu telafi edeceğimize inanıyorum dedi. Yazıcı gençler birliği karşısında alınan mağlubiyeti iş kazası olarak değerlendirdiğini söyledi. Bu yenilgiyle belirledikleri hedeften kopmadıklarını da kaydeden yazıcı çalışmalarımız devam edecek henüz bir şey katma, kaybet, kaybetmiş değiliz diye konuştu yazıcı bir gazetecinin teknik direktör Ertuğrul Sağlam hafta içi bir panelde tüm şehrin takıma destek olması yönünde yaptığı konuşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya tabii ki başarı için herkes tam desteği yapmalı diye yanıtladı. Bu arada Ivan ve İlhan hastanelik oldu. Bursaspor Spor Gençler maçında başkent ekibinin iki oyuncusu hastanelik oldu. İlk yarının sonlarına doğru Ivan Rader için burnu kırılırken maç sonrası ise İlhan Eker'in kaburgasında ezilme olduğu tespit edildi. Her iki futbolcuda rakipleriyle girdikleri ikili mücadeleler sonrası hastanede tedavi altına alındı diyor. Onlara da buradan geçmiş olsun. Ee, Dileklerimizi gönderiyoruz Bursaspor ekibi olarak ve Kent gazetesi var sırada gazete turumuzda. Bakalım kent gazetesi nasıl bir başlık kullanmış. Birinci sayfada timsah grip oldu demiş kent gazetesi. Hemen spor sayfasını açıyoruz. Evet timsah gribi burada da aynı başlık. Başkent ekibi yeşil beyazların 6 hafta süren namalüp serisine son noktayı koydu. Karşılaşma boyunca hiçbir varlık gösteremeyen ve Gençler Birliği'nin dirençli savunması karşısında zor duruma düşen Bursaspor öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 54 gün sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı diyor. Hemen iş sayfayı açıyoruz. Yine Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları. Yenilgiyi hak etmedik diyor. Yeşil-Beyazıt ekibin genç teknik patronu sağlam. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında galibiyet için her şeyi yaptıklarının altını çizerken mağlubiyete rağmen oyuncularını da kutladı diyor. Bu mücadeleye şapka çıkartılır. Yine Gençler Birliği Teknik Direktörü Thomas Dolun açıklamaları da yer bulmuş. Kent gazetesinde Gençler Birliği Teknik Direktörü Thomas Dol yüksek tempolu iyi bir maçta galip gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi diyor. E, Kupada rakipler belli oluyor. 16 Kasım pazartesi günü kura çekilecek. Bunları size nakletmiştim bu haberleri. Bir başka gazetemize Meydan gazetesine geçiyoruz şimdi. Birinci sayfasında büyü bozuldu demiş Meydan Gazetesi. 6 maçları yenilgi yüzü görmeyen bursasporda Spor'da büyü bozuldu. Yeşil-Beyazlılar öne geçtiği maçtan mağlubiyetle ayrıldı diyor birinci sayfasında. Hemen iç sayfaya spor sayfasına geçiyoruz. Timsah'a genç darbe başlığını kullanmış Meydan Gazetesi. Ligde 6 maçları yenilgi yüzü görmeyen ve sahasında sadece Fenerbahçe'ye mağlup olan Bursaspor ikinci yenilgisini tattı. Rakibi karşısında öne geçen yeşil beyazlılar üstünlüğünü koruyamadı ve gençler birine ilk deplasman galibiyetini yaşattı diyor. Etkisiz kaldılar diye bir spot var onu vermek istiyorum sizlere. Gençler Birliği'nin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hurşit skoru eşitleyen golü kaydederken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkisiz oynayan Yeşil Beyazlılar yine pas yapmakta zorlanırken birçok pozisyonu da golle sonuçlandıramadı. 80. dakikada korner atışında topa iyi yükselen Mustafa Gençler Birliği'nin öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Bursaspor'un gol girişimleri sonuç vermedi ve maç 2-1 başkent ekibinin üstünlüğüyle sona erdi diyor. Ee, yine Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları mağlubiyeti hak etmedik diyor Ertuğrul Sağlam. Evet Meydan Gazetesi'nden de size verebileceklerimiz bu kadar. Bursa Haber Gazetesi'ne geçiyoruz. Bakalım Bursa Haber etip bir başlık kullanmış. Timsahtan taraftara kötü şaka diyor Bursa Haber. Zirvenin en yakın takipçilerinden Bursaspor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak beklemediği bir yenilgi aldı. İki takımın arasındaki karşılaşmada ilk yarı 1-1 bir bir eşitlikle tamamlandı. Bursa golü 25. dakikada İvan Ergiç'ten geldi. Gençler Birliği 40. dakikada Hurşit'te cevap verdi diyor. Bursaspor. Spor ikinci yarıda 2 iki bir mağlubiyette tanıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor bu sanışla 23 puanda kaldı. Hemen spor sayfasına geçiyoruz ve lastik patladı başlığını kullanmış Bursa Haber. Kupa maçından bu yana kötü sinyaller veren Bursaspor Antalya beraberliğinin ardından taraftarı önünde gençler birine yenilerek zirve yolunda yaralandı. Ivan Ergiç'le 1-0 öne geçen timsahın ipini Hurşit ve Mustafa çekerken kötü oyun ve yenilgi keyifleri kaçırdı diyor. Bakalım Bursa haberin iç sayfasında ne var? Yine Ertuğrul sağlamın açıklamaları. Hakeme tepki gösterdiler diyor bir başka haber. Maçın bitiş düdüğünden sonra yeşil beyazlı futbolcular Ali Tan Doğan ve Hüseyin Çimşir karşılaşmanın hakem triosunun yanına gelerek tepki gösterdiler. Hakemin kötü yönetimi ve maçın sonuna eklenen 3 dakikalık duraklama süresinin az olmasını eleştiren futbolcular tepkilerini dile getirdiler. Bu arada Sercan Tribü'nden izledi diyor maçı. Ee... Bursa Haber. Bursaspor'un genç golcüsü Sercan Yıldırım deplasmanda oynanan ve bir bir beraber, bir biten Antalya Spor maçından sonra dünkü Gençler Birliği karşılaşmasında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Genç golcü maç öncesinde ise saha içine gelerek takım arkadaşlarına başarı diledi. Yeşil beyazlı taraftarlar da Sercan'ı tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundular. Ve Başkan İbrahim Yılcı'nın açıklamaları yine burada da yer almış. İş kazası diyor Başkan İbrahim Yazıcı Gençler Birliği maçını iş kazası olarak değerlendirirken her maçta galip geleceğiz diye bir kural da yok diyor. Ve Timsah Başkent yolcusu yine burada da yer almış. Yeşil Beyazlar Gençler Birliği maçının ardından Süper Lig'e verilecek bir haftalık arada Ankara'da dörtlü turnuvaya katılıyor. Bunu da size nakletmiştim. Bursa Spor'un yanı sıra Ankara Gücü Gençler Birliği ve Eskişehir Spor bu turnuvada bu dörtlü turnuvada yer alan diğer takımlar olacak ve son olarak Hürriyet Bursa'ya geçiyoruz. Bakalım Hürriyet Bursa'da ne gibi bir haber var Bursa Spor hakkında. Vakıfköy'e makyaj diyor. Bursa Spor'un başkanı Sercan ve Volkan gibi çok sayıda ismi futbolumuza kazandıran tesisin yapılacak düzenlemeler sonrası misyonunu daha da yükselteceğini iddia etti. Öz kaynak düzenine göre hareket kazandıran Bursa Spor'da Vakıfköy Orhan Özerek tesislerinin muhteşem bir komplekse dönüştürülmesi planlanıyor. Uzun yıllar A takımın kahrını çeken ve başka başta Sercan Yıldırım ve Volkan Şen gibi gençlerin vitrine çıkmasını sağlayan tesisler Başkan İbrahim Yazıcı'nın talimatıyla altyapıya tahsis edilirken beklentiler de yükseldi. Timsah'ın geleceğinin bu tesislerde olduğunu ve zamanının büyük kısmını buraya ayıracağını belirten yazıcı, Bakıfköy'ün eksiklerini giderip örnek bir altyapı tesisi haline getireceğiz. Federasyonla yaptığımız görüşmeler neticesinde tesise bir de suni çim sahası yapıldı. Kış aylarında çim sahalar bozuluyordu. Suni çim sahanın hizmete girmesiyle bu sahalarımızı da bozmadan hazır halde tutabileceğiz. Burayı dünya standartlarına uygun her şeyi içeren bir kompleks haline getirince artık sırtımız yere gelmez. Bursaspor'un geleceği buradadır. O bakımdan buraya ayrı bir önem veriyorum dedi. Altepe'ye açık teşekkür de yer almış aynı haberin içinde bir spot olarak. Uzun yıllar Bursa Spor altyapısında görev yapan eski futbolculardan Hasan Bora da Vakıfköy'ün kendisi ve Bursa Spor camiası için ayrı bir önemi bulunduğunu bildirdi. Tesisleri Bursa Spor'a daha önce yine başkan olarak görev yaptığı zamanda yazıcının kazandırdığına dikkat çeken Bora. Yazıcı burayı yaptı ve şimdi de tamir ettiriyor. Kendisine yönetim kuruluna ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Ve böylelikle 7 Kasım 2009 Cumartesi gününe dair olan gazete durumumuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Bursa Spor TV ekranlarında özel yayınlarımız, videolarımız devam edecek. Bursa Spor TV'den ayrılmayın.